Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Hazırım, bizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Geçen haftaki, geçen dersimizde Hz. Ebu Bekir döneminin fetihlerine başlayacağımızı ifade etmiştik. Bugün vaat ettiğimiz gibi Hz. Ebu Bekir dönemindeki askeri faaliyetler, başka bir ifadeyle İslam dininin Arap Yarımadası dışına yayılma adımlarının ilk safhasını sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Sanıyorum Hazreti Peygamber'in tebliğinin başlangıç döneminde ifade etmiştik. Hazreti Peygamber'in mesajları evrenseldir. Hazreti Peygamber'in hedefi İslam dinini bütün insanlığa ulaştırmaktır. Ancak bu hedefini gerçekleştirmek için Allah Resulü öncelikli olarak dar çerçeveli aile desteğini, ondan sonra kabile desteğini, ondan sonra Büyük Kureyş soyu desteğini, daha sonra Arapların desteğini almak durumundaydı. Ve adım adım tebliğini genişletip ondan sonra diğer insanlara, diğer milletlere ulaştırma safhasına geçecek diye söylemiştik. Bugün sizlere aktaracağımız husus, işte Allah Resulü'nün İslam dinini Araplar dışındaki insanlara, yani insanlığa aktarmak için attığı son adımdır. Geçtiği son halkadır. O nedir? Arapları İslam bayrağı altında birleştirmek. Bütün Arapları. Bugün bahsedeceğimiz husus işte Arap Yarımadası'nda Müslümanların hakimiyeti altına girmemiş olan kalan Arap gruplarını da İslam ile özdeş hale getirme adımıdır. Ta derslerimizin ilk başlangıcında demiştik ki Arap Yarımadası'nın en önemli merkezleri Mekke, Medine ve Taif. Bunun dışında güneyde Yemen, Hadramaut, şimdiki Uman olarak bilinen bölgede yerleşimler vardı. Bunun dışında Arap Yarımadası'nın kuzeyinde de Araplar yaşıyorlar. Bu Araplar bir tanesi Lahmiyun, Lahmiler ve diğeri de Gassaniler idi. Lahmiler Güney Arabistan asıllı, oradan kuzeye göç etmiş Lahm kabilesinin yerleşik olduğu bölgedir. Günümüzde Irak topraklarının büyük bir kısmına tekabül eder. Onların batı komşuları ise Gassanilerdir. Onlar da yine Güney Arabistan menşeli Arap kabileleridir. Bu iki devletin ortak özelliği burada yaşayanların Arap olmalarıdır. Diğer ortak özellikleri ise bunların Hristiyan olmalarıdır. Hristiyan Araplar olmalarıdır. Peki bu devletler siyasi anlamda çevre ülkelerle ne tür ilişki geliştirmişler? Lahmiyun veya Lahmiler, başkentleri Hire olduğu için Hireliler olarak isimlendirilen bu kabileler topluluğu, bakın Tenu, Lahm, Beni Şeyban, Temim, Bekir, bunlar hep kabile isimleridir. Bu kabileler Sasani İmparatorluğu tarafından kontrol altına alınmış, güneyden gelebilecek Bedevi Arap saldırılarına karşı Sasani İmparatorluğu sınırlarını güvenli bir şekilde korumak amacıyla bu devletin burada varlığı devam ettiriyor. Gassaniler ise yine Hristiyan Araplardır. Bu Araplar da Bizans İmparatorluğu tarafından, kuzeyde bulunan Bizans İmparatorluğu tarafından himaye edilmişler ve aynı şekilde Bizans topraklarına güneyden gelebilecek Bedevi saldırılarından korunmak amacıyla burada bir
tampon devlet, uydu devlet veya Bizans vasalı denilebilen bir devletçik kurulmuştur. İşte bugün aktaracağımız olan Hazreti Ebu Bekir dönemi fütühatı, fetihleri, Müslümanların Arap Yarımadası dışına çıkışlarının son halkası, başka bir ifadeyle bütün Arapların, Arap Yarımadası'nın komşuları da dahil olmak üzere, bütün Arapların İslam çerçevesi içerisine alınma gayretinin adımları olacaktır. İki bölgede fütühat gerçekleşecek. Bir, Irak üzerinde, Lahmiyyun dediğimiz Lahmilerin yaşadığı bölgede. İkincisi ise Suriye'nin güney bölgelerinde, Kassanilerin yaşadıkları bölgede. Tabii bu iki devlet, bu iki bölgeye saldırı düzenlemek, başka bir ifadeyle bu iki bölge topraklarına girmek demek, aynı anda hem Sasaniler hem de Bizans ile savaş yapmak demektir. Başka bir ifadeyle bu adımlar o dönemin iki büyük gücü, iki süper gücü olan Sasani ve Bizans İmparatorluğu'yla aynı anda savaş yapmak demektir. Dolayısıyla neticeleri çok daha büyük mücadeleye, çok daha büyük savaşlara sebep olacaktır. Tabii Müslümanların bu fütühatına geçmeden önce, bu fütühatın gerçekleştiği dönemin öncesinde acaba bu bölgeler ve hedef alınan bu devletlerin durumları nedir? Sık sık değineceğiz İslami fetihlerde. İslami fetihleri sadece Müslüman askerlerin başarılarıyla izah etmek eksiktir. Fütühatta genişlemede bir olumlu fetheden kesimin, grubun olumlu imkanları ortaya konulur. Bir de karşı tarafın katkıları dikkate alınır. Yani siz bir toprağı fethetmek için oraya yöneldiğinizde sadece sizin artılarınız değil, karşı tarafın eksileri de size yardımcı olur. Bunlara selbi şartlar denir. Selbi ortam denir. Onun için biz İslami fetihleri anlatırken sadece tek cepheli olarak fethedenlerin bakış açısıyla onların tarafından anlatmak yerine fethedilen bölgenin ortamını da şartlarını da incelememiz gerekir. Nasıl İstanbul'un fethinden bahsederken sadece Fatih merkezli, sadece Osmanlı merkezli, sadece Akşemseddin merkezli açıklamak yerine karşı tarafın şartlarını da ortaya koymak. Acaba bu dönemde Bizans İmparatorluğu nasıl bir devletti? Acaba siyasi şartları nedir? Devletin gücü nedir? Bunları tespit etmemiz gerekiyor. Önce şunu ifade etmemiz gerekir. Her ne kadar o dönem için dünyanın, bilinen dünyanın en büyük iki devleti Sasaniler ve Bizans olsa bile, bu iki devlet yaklaşık 40-50 yıldır sürekli birbiriyle savaşmak suretiyle kendi güçlerini zayıflatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de Rum suresi vardır. Ulibetir Rum diye başlar. Rumlar mağlup edildi. O sure, Hazreti Peygamber'in Mekke dönemindeki tebliği sürecinde Sasani İmparatorluğu ile az önce söylediğim Lahmiler ve Gassanilerin asıl patronları, siyasi patronları. Sasani İmparatorluğu ile Bizans arasında yoğun tartışmalar var ve o dönemde Rumlar, yani Bizans İmparatorluğu mağlup edilmiştir. Ama ayetin devamında denilecekti, yakın zamanda Rumlar düşmanlarını mağlup edeceklerdir. Siyer kaynaklarına gittiğimizde, tefsir kaynaklarına gittiğimizde Mekke'de müşriklerin bu haberi alınca, yani Rumların mağlup edildiği haberini alınca çok sevindikleri
rivayet edilir. Neden? Çünkü kendileri müşriktir. Sasanileri, ateşperestleri kendilerine inanç anlamında daha yakın hissederler. Hristiyanları da Hazreti Peygamber'in dinine yakın olarak kabul ederler. Çünkü onlar ilahi menşeli bir dindir. Ve derler ki, aynen bizim desteklediğimiz Sasanilerin Allah inancı olan Bizansları, Rumları mağlup ettikleri gibi yakın zamanda biz de içimizdeki Müslümanları mağlup edeceğiz şeklinde söylerler. Dediğim gibi Rum suresinin tefsirinde bununla ilgili bilgiler alırız. Bu bizim şu anki konumuz değil ama şunu tekrar vurgulamak gerekir. Hazreti Peygamber Mekke'de tebliğini yaydığı sırada ve daha sonra hicretten sonra işte müşrik Araplarla, Yahudilerle mücadele ederken aynı anda Arap Yarımadası'nın kuzey bölgelerinde Sasani ve Bizans imparatorlukları arasında da yoğun mücadele var. Birbirlerini kırıp geçirmişler. Bu mücadelelere Lahmiler ve Gassaniler de katılmışlar. Ve ikisi de Hristiyan, ikisi de Arap olmasına rağmen kendi müttefikleri lehine birbirleriyle de savaşmışlardır. Hireliler veya Lahmiler ve Gassaniler. Dolayısıyla bu bölge de bütünlüklü bir idare, çok güçlü, kuvvetli bir idare yoktur. Bu da Müslümanların bu bölgeyi çok rahatlıkla hedef almalarına imkan sağlamıştır. Sadece bununla sınırlı değil. Müslümanların Arap Yarımadası dışına çıkma niyetini izhar ettikleri dönem aynı zamanda gerek Sasaniler gerekse Bizans'ta iç sıkıntıların yaşandığı dönemdir. Nedir bu iç sıkıntılar? Her şeyden önce saray kavgalarıdır. Yönetime hak kazandığını düşünen ancak buna ulaşamayan kral adaylarının yönetime karşı isyan girişimleridir. Taht kavgalarıdır, saray kavgalarıdır. Bundan daha da ileri derecede özellikle Bizans için söylemek gerekirse yöneten ve teba arasında çatışma ve karşılıklı mücadele. Bilhassa Bizans için bunu söylüyorum. Bizans, Anadolu ve Mısır başta olmak üzere efendim bu Gassanilerin dahil olduğu topraklar, yukarı Musul, o bölgeler dahil olmak üzere buralarda işgalci konumundadır. Ve burada yaşayan nüfusun büyük çoğunluğu Bizans'ta değildir. Dolayısıyla burada yaşayan insanlar bir anlamda sömürge muamelesi gördükleri için hiçbir zaman Bizans'a bağlılık hissetmemişlerdir. O sebeple bu bölgelere gerçekleştirilecek olan bir hücum, bir saldırı büyük bir direnişle karşılaşmayacaktır. Çünkü oranın halkı zaten müstemleke vatandaşı konumundadır. Bu sebeple Bizans'ın yerini Araplar alacaklardır. Hatta Arapların bu anlamda Bizans'a göre daha çok tercih edileceklerini de ileride göreceğiz. Dini anlamda da benzer baskılar var. Çünkü o dönemde Bizans kendi dini inanışını, Hristiyanlık yorumunu diğer bütün Hristiyanlara zorla benimsetme politikasını uygulamıştır. Ve bu Doğu kiliseleri tarafından Süryani Kilisesi, Mısır'daki Kıpti Kilisesi ve Yakubi Hristiyanları tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Böyle olunca Bizans toprakları içerisinde
yöneten ile yönetilen, idareci ile teba arasında bir uyumsuzluk, bir mücadele hakimdir. O sebeple fetihlerden bahsederken mutlaka bu selbi şartlara da Müslümanların lehine gerçekleşen karşı taraftaki olumsuz şartlara da mutlaka değinmek ve onları da dikkate almak gerekiyor. Tabii ki İslami fetihlerin en önemli amili İslam'dır. Zira bütün bu şartlar tarihin daha önceki dönemlerinde de gerçekleşmiştir. Her şeyden önce İslam dini Arapları bir araya getirmiştir. O döneme kadar Arapların kabile sınırlarını aşıp hiçbir zaman millet olma noktasına ulaşamadığını ifade etmiştir. Sürekli basit, dar kabile mücadeleleri, asabiyet kavgaları içerisinde olan bir toplumun millet olma şuuruna ermesi, bir inanç etrafında birleşmesi ve bu inancı diğer milletlere götürebilmesi ancak ilahi yardım ve destekle olur. Sık sık vurguluyoruz. Hazreti Peygamber'in peygamberliğinin delilleri noktasında kitaplarda pek çok mucizeler sayılır. Esasında Hazreti Peygamber için en büyük, en bariz, en açık mucize bizzat Kur'an-ı Kerim'dir. Bundan sonra sosyal mucize denilebilecek mucize, az önce söylediğim dağınık bir şekilde yaşayan ve dar kabile sınırlarını aşamayan bir toplumu millet haline getirebilmiş olmasıdır. Bunu bir beşerin başarması mümkün değildir. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in gerçekleştirdiği bu harekat doğrudan onun peygamberliğinin en önemli delillerinden biri sayılmalıdır. İşte Hazreti Peygamber Arap toplumunun bu ruh içerisinde din vasıtasıyla birleştirdiğinden sonra Araplar dünya sahnesinde, dünya siyaset sahnesinde kendilerini duyurmaya başladılar. O sebeple bütün bu fütühatın, bu yayılmanın, bu genişlemenin en önemli amili İslam'dır. Arapların İslam sayesinde bir araya gelmiş olmalarıdır. İslam'ı devre dışı bırakırsanız, müski müsteşriklerin o tür izahlarını görürsünüz. Ki zaten İslam'ı merkeze koyarlarsa onlar müsteşrik olmazdır. Onlar müktedi olurlar, değil mi? Müsteşrik, İslam'a inanmadığı için o hadiseleri açıklamak için tabii ki İslam'ın dışındaki amilleri ortaya koyacak. Ne diyecektir? Efendim Araplar Arap Yarımadası'nda çok bunaldılar. Fiziki imkanlardan mahrum kaldılar. İşte Muhammed onları birleştirdi ve verimli topraklara onları götürdü şeklinde bir anlayış ortaya koyacaklardır. İslam'ı dışarıda bıraktığımız takdirde kesinlikle bu çıkışı, bunu açıklamak mümkün değildir. Aynı şeyi Türkler için de söylemek doğru sayılır. İslam dini olmasaydı, Araplar çölde, deve peşinde, kabile kavgaları yapmakla ömürlerini ve nesillerini tüketecekler. Arapları dünya sahnesine çıkaran, dünyada etkin hale getiren, adını duyuran İslam dinidir. Başka bir ifadeyle onların İslam'ı kabul etmiş olmalarıdır. Eğer Türkler de benzer şekilde İslam dinini kabul etmemiş olsalardı, onlar da Orta Asya bozkırlarında at sırtında mücadele edip, onlar da kendi arasında küçük kavgalarla birbirleriyle mücadele eden, kabile sınırlarını aşamayan, her gün devlet kuran ve her gün devlet yıkan bir millet olarak kalacaklar. Türkleri de dünyada iddia sahibi haline getiren, dünyanın büyük gücü hakim haline getiren unsur da
onların İslam'ı benimsemiş olmalarıdır. Kur'an-ı Kerim'de de bununla ilgili açık hükümler vardır. Siz Allah'a yardım ederseniz, Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır. Allah'a yardım etmek ne demek? Allah'ın yardıma ihtiyacı mı olur? Hayır, Allah'ın dinini kabul etme, benimseme ve diğer insanlara ulaştırma. İlahi kelimetullah dediğimiz Allah'ın adını en üste çıkarma mücadelesi. Onun için fütuhatı, İslam fetihlerini bu anlayış merkezinde, çerçevesinde değerlendirmek. Merkezine bu anlayışı koymak, ondan sonra da diğer Müslümanların lehine gelişen şartlar üzerinde fütuhatı anlatmak gerekiyor. Evet, fetihlerle ilgili böyle bir giriş yaptıktan sonra hep birlikte Irak'a doğru gidelim. Önce kategorik olarak ayırdık. Irak fetihleri, daha doğrusu Lahmiyun veya Lahmilerin yaşadıkları bölgelerin Müslümanlar tarafından ele geçirme girişimi. Başka bir ifadeyle Müslümanların Sasani öncüleriyle mücadeleleri. Yine en son başka bir ifadeyle Sasaniler hakimiyetinde kalan Arapların Müslümanların içerisine dahil edilme operasyonu diyebiliriz. Demin de ifade ettiğimiz gibi bu topraklar Sasaniler tarafından kontrol altına alınmışlardır. Bu bölgeye zaman zaman, orada da isimleri var, Beni Bekir Rabia kabileleridir, Temim Hudar kabileleridir, Beni Şeyban yine Beni Bekir Rabia kabilelerindendir. Onlar zamanla bu bölgelere yerleşmişler ve Sasani İmparatorluğu'nun öncü birlikleri olarak görev yapmışlardır. Zaman zaman burada Araplar ile Sasani İmparatorluğu arasında savaşlar gerçekleşmiş. Bunun sebebi tamamen Sasani İmparatorluğu'nun siyaset değişikliğidir. Yani bir kral, bir Kisra, efendim Lahmiler ile Hireler ile olumlu ilişkiler devam ettirirken şu veya bu sebepten kral değişikliğiyle birlikte aradaki olumlu hava bozulmuş ve çeşitli saldırılar gerçekleşmiştir. Bu saldırılarda genelde tabii ki Sasani orduları hakimiyet kurmuşlar. Bunların sadece bir istisnası var. Meşhur Zikar Savaşı. İranlıların gönderdiği ordu burada bulunan Araplar tarafından, Bekir bin Vahil Arapları tarafından mağlup edilmiştir. Ve o zamana kadar Sasaniler karşısında hep ezilmiş olan Araplar ilk kez biz de bunları yenebildik anlamında kendilerine bir güven kazanmışlar ve bu zafer, bu netice diğer Araplar tarafından da destansı bir şekilde anlatılmaya devam etmiştir. Ama bu başarıya rağmen yine Araplar millet olma şuuruna eremedikleri için Sasaniler karşısında hep geri planda kalmışlardır. Bu bölgede İranlı idarecilere karşı ilk mücadele Hazreti Ebubekir döneminde başladı. Yani Hazreti Ebubekir'in başlattığı düzenli fütuhat hareketinden önce şu Bekir bin Vahil kabilesine mensup olan efendim Müsanna bin Harise İran topraklarına doğru, daha doğrusu Irak topraklarına doğru fetihler düzenliyor ve karşı tarafı yıldırma faaliyetlerine başlıyor. Bu esnada Müslümanlar geçen dersimizin konusu olan irtidat hadiseleriyle meşguldürler. Bu hadiseler bastırıldıktan sonra, etkisiz hale getirildikten sonra Hicret'in 12. yılı Muharrem ayında Mart miladi 633 Halife Hazreti Ebubekir Ridde hadiselerinin bir numaralı komutanı olan Halid bin Velid'i
Irak topraklarına gönderiyor. Ve bu talimatla birlikte resmen Müslümanların Irak harekatı başlamış oluyor. Diğer taraftan az önce ismi geçen Müsenna bin Harise de Halid bin Velid'e yardımcı olarak tayin ediliyor ve bu şekilde bölgedeki fütühat başlıyor. Halid bin Velid Arap Yarımadası'ndan Lahmilerin bölgesine geçtikten sonra Basra Körfezi'nin liman şehri, aynı zamanda Fırat ve Dicle nehirlerinin birleştikleri Hint ve İran deniz ticaretinin önemli bir merkezi olan Übülle, bakın o köşede görüyoruz. İlk önce oraya ordusuyla çıkıyor ve ilk hedef olarak burayı kontrol altına alıyor. Bundan sonra kuzeye doğru ilerleme devam ediyor ve Sasanilerin, özür dilerim, Lahmilerin en önemli merkezi olan ve başkenti konumunda olan Hira toprakları Kerbela'nın günümüzdeki 75 kilometre güney doğu istikamette yer alan Lahmilerin eski başkenti Hira'ya gidiliyor ve burası muhasara altına alındıktan sonra Halid bin Velid bu bölgenin komutanlarıyla görüşüyor ve onlar da Müslümanlara teslim oluyor. O sebeple Irak bölgesinde Hz. Ebu Bekir döneminde fethedilen en önemli ilk merkez Hire bölgesidir. Ve Hire'nin fethedilmesi daha kuzeye ve kuzeydoğuya doğru yeni toprakların fethi için önemli bir adım olarak gerçekleştiriliyor. Ve bu Hz. Ebu Bekir döneminde kazanılmış olan ilk yabancı önemli merkezdir. Hira halkı yılda 90 bin dinar cizye ödemek üzere anlaşma yaptılar. Buna göre Hireliler Müslümanlara karşı hiçbir düşmana yardımcı olmayacaklar. Eğer anlaşmayı bozarlarsa en şiddetli şekilde cezalandırılacaklardı. Hastalık, sakatlık veya bir musibet dolayısıyla fakir düşen, kendi dindaşlarının yardımına muhtaç olanlardan cizye alınmayacak. Bunlar anlaşma şartları. Ayrıca onların ibadet yerlerine zarar verilmeyecek. Burada bulunan Araplar Hristiyanlar, az önce dediğimiz gibi kiliselerine müdahale edilmeyecek. Çan çalmalarına, bayram günlerinde hac çıkarmalarına engel olunmayacaktı. Bu anlaşma yapılmış ve Hire Müslümanlara teslim olunca Hire civarında yaşayan Arap kabileleri de gelip Müslümanlara itaatlerini kabul ettirmişlerdir. İşte bu fütühat, bu harekat bundan sonra gerek Irak, daha sonra da İran topraklarında gerçekleştirilecek olan fütühat için, askeri faaliyetler için önemli bir merkez kazanılmasına vesile olmuştur. Hire şehrinin fethedilmesiyle birlikte. Daha sonra haritada isimler teferruatlı bir şekilde yok ama Enbar şehri hedef alınıyor. Enbar günümüzde Irak'ın önemli şehirlerden biridir. Haberlerde duyarsınız Anbar diye geçer. Ama Enbar işte Sünnilerin çoğunluğunun yaşadığı Enbar şehrinde işte patlama oldu, şu oldu, bu oldu haberlerini duyarsınız. Orası bu Halid bin Velid'in Hire'den sonra fethettiği ikinci bölgedir. Gerçekten adı üzerinde Anbar'dır. Bölgenin erzak deposu mahiyetinde verimli bir arazidir. Hire siyasi anlamda önemli bir merkez. Enbar ise stratejik anlamda Müslümanlar için önemli bir kazanım olmuştur. Bağdat'a yaklaşık, tabii Bağdat çok çok sonraları kuruldu. Bağdat Abbasi halifelerinden efendim Mansur tarafından kurulacaktır. Daha biz Hulefai Raşid'in dönemindeyiz. Emeviler olacak. Ondan sonra 90 sene sonra Abbasiler kurulacak. Ondan sonra Bağdat. Bizim örnek vermemiz
Şimdi biz Bağdat'ın en azından haritada yerini gördüğümüz için ölçü olsun diye verdik. Bağdat'a 70 kilometre mesafede Fırat ve yer alan Fırat'ı Dicle'ye bağlayan iki büyük kanalın yakınında bulunma sebebiyle büyük ehemmiyete sahip Enbar şehri biraz daha batıdadır bu bölgede göründüğüne göre. Şehir halkı Enbar'da Müslümanlara direniş göstermiş olmakla birlikte daha sonra mağlubiyetin mukadder olduğunu fark edince onlar da barış yapacaklar. Bu şekilde Irak'ın önemli merkezlerinden birisi daha yine Müslümanların eline geçmiş olacaktır. Halid bin Velid daha sonra bu iki bölge arasındaki Arap kabilelerini de kontrol altına almış ve onların da Müslümanların hakimiyetine girmelerine sebep olmuştur. Tabii bu harekat, bu faaliyetler İran İmparatoru tarafından yakinen takip ediliyor. Ancak demin söylediğim gibi İran'daki iç mücadeleler, iç saray kavgaları İranların bir bütün halinde Müslümanlar üzerine gitmelerine engel olmuştur. Belki onlar daha bu fütühat yayılmadan Müslümanlar üzerine büyük bir ordu göndermiş olsalardı onları Irak topraklarından püskürtme imkanına sahip olabilirlerdi. Ancak İranlılar, Müslümanlar karşı tarafa geçip İran topraklarını hedef almaya başlayınca akılları başına gelecek ve birlik halinde Müslümanlara karşı koymaya çalışacaklardır. Ancak bu da onlar için pek bir netice getirmeyecektir. Bu bahsedeceği husus Hazreti Ömer'in halifeliği dönemine tekabül eder. Daha sonra gerçekleşir. Halid bin Velid Irak bölgesindeki bu toprakları tamamen Müslümanların hakimiyetine getirmiş oldu. Bu fütühat devam ederken aynı anda Müslümanların batı bölgesinde Gassanilerin yaşadığı bölgede de Bizans ile karşı karşıya kaldıklarını biliyoruz ki birazdan Şam fetihlerinden bahsedeceğiz. Şam'daki daha büyük tehlike gündeme gelince, çünkü Bizans İmparatorluğu daha güçlü orduya sahip, Müslümanların 4-5 ayrı küçük orduyla karşı koymaları mümkün olmadığı için Halife Hazreti Ebubekir Hicret'in 13. yılı başında miladi 634 yılında Halid bin Velid'i Irak cephesinden Suriye Şam cephesine gönderdiğini biliyoruz. Bundan sonra Halid'in Irak'tan Şam'a gitmesinden sonra Irak topraklarında Müslüman fütühatı yayılmayı ve Müslümanların bölgede ele geçirdikleri toprakları korumayı, koruma misyonunu Müsenna bin Harise gerçekleştirmiş. Bir anlamda bu süreçte Irak'taki mücadele biraz tatille girmiş. Asıl mücadele Bizans cephesinde gerçekleşecek. Sasani cephesinde yeniden alevlenme, yeniden güçlü mücadele ve hesaplaşma için Hazreti Ömer'in halifeliğini beklemek gerekiyor ki çok da uzun bir zaman değil. İkinci cephe Müslümanların Hazreti Ebubekir zamanında hedef aldıkları ikinci cephe Şam topraklarıdır veya Suriye topraklarıdır. Toprakların özelliklerinden de biraz bahsedelim. Her şeyden önce Şam bölgesi genelde batıdan gelen ülkeler tarafından Roma ve onun mirasçısı olan Doğu Roma, Bizans tarafından idare edilmiş olmakla birlikte kısa süreliğine Sasaniler tarafından işgal edilmiş bir bölgedir. Dolayısıyla iki büyük gücün mücadele alanı, kavga alanıdır. Hireliler ile Gassanilerin yaşadığı bölge. Yani Arap Yarımadası'nın kuzeyi. O sebeple buralar imar yönünden geri kalmış bölgelerdir. Çünkü burası kavga alanıdır, mücadele
alanıdır. Hiretlerde olduğu gibi Şam içinde aynı şeyi söylemek mümkün olabilir. Hazreti Ebubekir Şam bölgesindeki ridde hadiselerini, Arap Yarımadası'ndaki ridde hadiselerini tamamladıktan sonra, bastırdıktan sonra Şam bölgesine ordu göndermeye karar kılmış ve Arap Yarımadası'nı çevreleyen son Arap halkayı da gündemden çıkarmak istemiştir. Esasında Müslümanların Gassaniler bölgesiyle alakalı ilk faaliyeti Hazreti Ebubekir'in harekete geçirdiği ordu değildir. Başka bir ifadeyle Müslümanların doğrudan Bizans ile karşılaşmaları Hazreti Peygamber dönemine kadar gider. O sebeple Hazreti Peygamber'in döneminde gerçekleşen Bizans ilişkilerini öncelikli olarak aktarıp ondan sonra Hazreti Ebubekir dönemine geçmek gerekir. Hadisenin devamını ortaya koyabilmek, hadisenin bütünlüğünü ortaya koyabilmek adına. Mute Savaşı biliyorsunuz. Hazreti Peygamber'in Bizans bölgesine gönderdiği elçisinin Gassani Emiri tarafından öldürülmesi neticesinde gerçekleşmiştir. Ve rivayetlere göre Müslümanlar işte 3000 olarak kayıtlarla geçiyor. 100.000 kişilik ordu. Bu sayılar çok net olarak ifade edilmez ama arada muazzam bir uçurumun olduğu da aşikardır. Müslümanlar bu kadar büyük bir Bizans ordusuyla mücadele etmişler. Hazreti Peygamber'in son askeri seferi, son askeri faaliyeti olan Tebük seferi de yine benzer şekilde Bizans üzerine, daha doğrusu Bizans'ın hakim olduğu Arap toprakları üzerine gerçekleştirilen bir faaliyettir. Ama bu sefer Bizans'ın Müslümanlar orada 20 gün beklemiş olmalarına rağmen Müslümanlara karşı bir harekat gerçekleştiremediğini biliyoruz. Ve bu durum Müslümanlar için istikbalde, Hazreti Peygamber dönemi adına söylüyorum, Bizans ile yeniden karşılaşmanın habercisi konumunda olur. Hatta Tebük seferi neticesinde Dürmetül Cendel denilen bölge, sanıyorum burada işaret edilmemiş, Halid bin Velid tarafından kontrol altına alınmış. Yani artık Müslümanlar daha Hazreti Peygamber döneminde Bizans'ın hakim olduğu bölgelerde at koşturur hale gelmişler. Bundan dolayı Arap Yarımadası dışındaki fütuhat harekatının Hazreti Ebubekir döneminden başlatılması eksik ve yanlış olur. Özellikle Bizans üzerine batıya doğru gerçekleştirilen harekatın ilk adımlarının işaret fişeğinin Hazreti Peygamber döneminde atıldığını ifade etmek gerekir. Hedefin ve niyetin Risalet döneminde ortaya konulduğunu ve ilk adımlarının gerçekleştirildiği söylenebilir. Hatta Hazreti Peygamber'in vefatından hemen önce artık vefat edeceği hastalığı esnasında Şam üzerine bir ordu hazırlığı içerisinde olduğunu biliyoruz. Adı da Üsame ordusudur. Hazreti Peygamber'in vefat etmesi bu ordunun harekete geçmesini biliyorsunuz erteletmişti, gecikmesine sebep olmuştu. Hazreti Ebubekir halife olur olmaz ilk siyasi adım olarak, karar olarak Üsame ordusunu harekete geçirmek istemiş. Hatta ashabın büyük bir kısmının karşı çıkmasına rağmen önce ordunun gönderilmesine sevkine, daha sonra da ordunun Üsame tarafından komuta edilmesine karşı çıkmasına rağmen Hazreti Ebubekir peygamberin aldığı bir kararı ben değiştiremem gerekçesiyle orduyu harekete geçirmişti. Bu ordunun da hedefi işte bu Gassani toprakları, Güney Suriye topraklarıdır. Dolayısıyla
Birazdan arz edeceğimiz fütühat harekatı anında alınmış bir karar değildir. Bu karar Hazreti Ebubekir'den çok önce alınmıştır. Ama uygulamaya konulması bu döneme nasip olacaktır. Niçin? Çünkü ridde hadiseleriyle Müslümanlar iç bütünlüklerini korumak, varlıklarını tehdit eden, birliklerini tehdit eden ridde hadiselerini bastırmak durumunda kaldılar. Bu adım gerçekleştirildikten sonra Irak ve Suriye bölgesine aynı anda, her ne kadar biz sırayla anlatıyor olsak da bu kronolojik bir sıra değil, kategorik bir bölümlemenin bir neticesidir. Bu ordular aynı anda bölgelere gideceklerdir. Hazreti Ebubekir, ridde hadiselerinin bastırılmasından sonra topyekün Müslümanları seferberlik'e çağırdı ve askeri faaliyet bu şekilde başladı. Hicretin 12. yılından itibaren Irak'a dair tarihte başlamıştır. Hatırlarsanız miladi 633 Suriye sınırına geçen küçük ordular gönder. Bu orduları bir arada tutmak yerine çeşitli bölgelere yaydı Hazreti Ebubekir ve herhangi bir savaş durumunda bir bütün olarak düşmanla karşılaşmak icap ederse bu ordular birleşip tek başlarına bütün halinde düşmanla mücadele etmişler. Savaş durumu geçtikten sonra her ordu kendi sorumlu olduğu bölgeye, Suriye bölgesine yayılmıştır. İlk gönderilen ilk Suriye bölgesi fatihleri, komutanları ise Ebu Ubeyde bin el-Cerrah, Cabiye denilen bölgede, Yezid bin Ebi Sufyan, Muaviye'nin büyük oğludur. Özür dilerim, Ebu Süfyan'ın büyük oğludur. Muaviye'nin ağabeyi olan Yezid bin Ebi Süfyan. Muaviye de ağabeyiyle birlikte bu fütuhat hareketine katılmış, öncü birliklerinde komutanlık yapmıştır. İleride Muaviye'den çok çok bahsedeceğiz. Bu Yezid dediğim gibi Ebu Süfyan'ın büyük oğludur. Hazreti Ömer tarafından da daha sonra Şam'a vali tayin edilecektir. Kaynaklarımızda daha sonra Hazreti Hüseyin'in şehit edildiğinde halife olan, Muaviye'nin oğlu olan Yezid ile karıştırılmaması için bu Yezid'e Yezid-ül Hayr demişlerdir. Hayırlı Yezid. Diğerinin nasıl Yezid olduğu anlaşılıyor. Yezid bin Ebu Süfyan Belka denilen bölgede Şurahbil bin Hasene, görmedim ama bilebildiğim kadarıyla kiliste metfundur. Şurahbil camisi de vardır. Şurahbil bin Hasene sahabeden ve Şam bölgesi komutanlarından biridir. Ürdün, şimdiki Ürdün topraklarında, Filistin topraklarında Amr bin el-As da Mısır Fatihi olacak. Hazreti Ömer dönemi fütühatından bahsederken onun adını zikredeceğiz sık sık. O da Arabe denilen bölgeye yerleşmişler. Tabi Müslümanların kendi hakimiyeti altında olan bölgelere yerleşmiş olmaları Bizans İmparatorluğunu endişelendirmiş. Bizans Sasanilerde olduğu gibi Müslümanların çok daha fazla ilerlemelerini engellemek amacıyla daha Gassaniler topraklarındayken onlar üzerine büyük bir ordu gönderme kararı almış. Rivayetlerde dediğim gibi tarihte, tarihi kayıtlardaki rakamlar her zaman şaşırtır, yanıltabilir. Abartı mutlaka olabilir ama Müslümanların genelde kendilerinden çok daha büyük ordularla savaştıklarını biliyoruz. Kaynaklarda 90 bin kişilik bir ordudan bahsediliyor. Müslümanların üzerine gönderiliyor. Yani buna karşılık Müslümanların ordu sayısının sanıyorum 15-20 bini geçmesi mümkün değil. Bu dönemde aynı anda Sasanilerle de savaştıklarını söylemiştik Irak bölgesinde. Müslümanların üzerine harekete geçtiği haber alınınca bu ordunun halifenin emriyle az önce ismi geçen komutanlar bulundukları bölgelerden ayrılıp bir araya gelmişler ve tek bir vücutla düşmanla mücadele etmek isteyeceklerdir. İşte Halid bin Velid'in Irak bölgesinden Şam bölgesine
gönderilmesi, sevk edilmesi bu dönemde gerçekleşir. Anlaşılan halife efendim Hazreti Ebu Bekir Halid bin Velid'i Şam bölgesine göndermiş ve onun askeri kabiliyetinden istifade etmek istemiştir. Bunun üzerine Halid bin Velid'in doğudan batıya doğru Şam topraklarına doğru gittiklerini biliyoruz. Bu esnada Irak'tan Şam bölgesine gidinceye kadar karşısına çıkan küçük birlikleri, düşman birlikleri efendim mağlup ediyor ve Halid bin Velid'in gelmesiyle birlikte çeşitli bölgelerde dağınık vaziyette bulunan Arap orduları tek bir komuta altında birleşiyorlar. Halid bin Velid'in komutası altında birleşiyorlar. Ecna Deyn denilen bir bölge, burada onun yeri işaret edilmemiş. Ecna Deyn denilen bir bölgede Bizans ordusuyla Müslümanlar karşı karşıya kalıp geliyorlar. Hicretin 13. yılı 28 Cemaziyel evvel 30 Temmuz miladi 634 yılında Müslümanlar ile Bizans ordusu arasında Şam topraklarında gerçekleşen ilk büyük çatışma, ilk büyük savaş gerçekleşiyor ve Müslümanların galibiyetiyle neticeleniyor. Bu savaşta mağlup olan Bizans orduları geriye çekilecek, daha kuzeye doğru ilerleyecek. Bakın, Dimeşk şimdiki Şam'dır. Efendim, Kudüs, Humus, Hama gibi Suriye şehirlerine dağılıyorlar ordular. Çünkü bu topraklar da Bizansların hakimiyeti altındadır. Fih şehri gibi bu şehirlere çekiliyorlar. Bu ne demek? Müslümanların daha kuzeyi hedef almaları zamanının geldiği demektir. Hazreti Ebu Bekir'in bu savaşın sonucunu öğrendikten sonra 22 Cemaziyel Ahir Hicri 23 Ağustos 634 tarihinde 63 yaşındayken vefat ettiğini biliyoruz. Yani bu faaliyetler yoğun bir şekilde mücadeleler gerçekleşirken 2 yıllık halifeliği tamamlanmış ve Hazreti Ebu Bekir vefat etmiştir. Bundan sonra her iki cephede savaşlar Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde başlayacak. Daha da büyüyecektir. Çünkü Hazreti Ömer döneminde artık karşı karşıya kalanlar doğrudan Bizans'ın kendi orduları, doğrudan Sasanilerin kendi ordularıdır. Yani imparatorluk ordularıyla mücadele dönemi başlayacaktır. Hazreti Ömer zamanında. Evet. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Müslümanların idaresini üstlenen Hazreti Ebu Bekir'in 2 yıllık halifeliği süreci Müslümanlar için peygamber idaresinden hilafet yönetimine geçiş için bir tecrübe dönemidir. Daha Hazreti Ebu Bekir'den bahsettiğimiz ilk dersimizde de dile getirmiştik. İlahi vahiy destekli peygamber idaresinden ortalama bir beşer idaresine geçiş. Bu Müslümanlar için çok zor bir geçiş olmuştur. Peygamber gibi ilahi görevi üstlenen karizmatik bir liderden sonra kendi işlerinden birini seçip onun idaresi altında olmak zor bir dönüşümdür, zor bir aşamadır. İşte Müslümanlara bu dönüşümü, bu aşamayı Hazreti Ebu Bekir yaşatmıştır. Peygamber idaresinde ortalama bir beşer idaresine geçiş aşamasını, o seviyeyi Hazreti Ebu Bekir yaşatmıştır. Bu anlamda konumu, pozisyonu, misyonu çok önemlidir. Nitekim Hazreti Peygamber'in hanımı, Hazreti Ebu Bekir'in de kızı olan Hazreti Ayşe, bunun çok nefis bir şekilde açıklıyor babasının bu misyonunu. Müslümanlara bu hizmetini, bu ara dönemde ne tür bir
fonksiyon, icra ve ifa ettiğini şu sözleriyle dile getiriyor. Araplar irtidat ettiler, dinden döndüler, birlikten ayrıldılar. Yahudiler ve Hristiyanlar baş kaldırdılar. Nifak ortaya çıktı. Peygamberlerini kaybeden Müslümanlar bir kış gecesinin yağmuru altında kalmış koyun sürüsüne döndüler. Nihayet Allah onları tekrar Ebu Bekir'in etrafında topladı. Resulullah vefat edince babamın karşılaştığı zorluklar sağlam, güçlü, ulu dağlara yüklenseydi onları paramparça ederdi. Medine'de nifak hakimdi. Allah'a yemin ederim ki babam insanların ihtilafa düştükleri her konuyu İslamiyet'teki değer ve ilgisine göre en süratli bir şekilde çözmüştür. Evet, Hazreti Ayşe'nin de işaret ettiği gibi Hazreti Ebu Bekir Allah Resulü'nün vefatından sonra vahiy kültürüyle yönetilmeye alışmış insanları peygambersiz bir idareye adapte etmek için büyük çaba harcamıştır. Onun bu amaçla attığı ilk adım başta en yakın arkadaşı olan Hazreti Ömer olmak üzere peygamberin kaybından dolayı şok yaşayan Müslümanlara Hazreti Muhammed'in ilahi görevini tamamlayan bir beşer olduğunu hatırlatmak. Ancak Allah'ın baki olduğunu, Müslümanlığın baki olduğunu yeniden hatırlatmak ve onları gerçek ile yüz yüze getirmek olmuştur. Yani ilk misyonu budur. وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولٌ اَفَاِمْ مَاتَ اَلْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى اَقَابِكُمْ Bu ayet çok çok önceleri nazil oldu. Hazreti Peygamber'in öldüğü haberi duyulunca Uhud savaşı esnasında. Ama Hazreti Ebu Bekir bu ayeti yeniden hatırlatma ihtiyacı duydu. Anlaşılan Hazreti Peygamber'in kaybıyla Müslümanlar, başta Hazreti Ömer olmak üzere kaynaklar ondan bahsediyor ki Hazreti Ömer çok metin, çok akıllı, çok dirayetli. O tepkiyi nasıl gösterdi hala ben Ömer'e yakıştıramıyorum. Rivayet midir, gerçek midir veya Hazreti Ömer'in yaşadığı bir şok mudur? Yoksa Hazreti Ömer'in daha sonra çok çok bahsedeceğiz dirayetinden, hadiseleri kavramasından, anlamasından, efendim ileri görüşlülüğünden, nitekim Hazreti Peygamber'den rivayet edilen bir hadiste Allah benden sonra peygamber gönderecek olsa Ömer'i gönderir diyor. Yani benim bildiğim Ömer'e yakıştıramıyorum o tarzı ama kaynaklarda böyle bir ifade var. Ama bu Hazreti Ömer'in şahsında Müslümanların yaşadığı şoku da açıkça ifade etmekten uzak bir rivayet değil. Gelişen bu süreçte halifenin basiretli siyasetiyle aldığı tedbirler başta ashab olmak üzere Müslüman toplumun kolay bir şekilde hilafet yönetimine geçişini temin etmiştir. Evet, bu iki yıllık dönemi asıl öne çıkaran husus burasıdır. Fetihlerdir, efendim toprakların elde edilmesidir filan değil. Bunlar bir süre sonra da olabilir. Ama asıl olan şey insanları Hazreti Peygamber'den sonraki o normal şartlara ilahi vahyin kesildiği, Kur'an'ın tamamlandığı, peygamberlik, risalet, misyonunun neticelendiği bir dönemde normal hayata geçirmektir. Bu anlamda Hazreti Ebu Bekir'in büyük emeğinin ve katkısının olduğunu mutlaka ifade etmek gerekiyor. Ki bu anlamda Müslümanlar arasında en fazla saygı gören sahabe olma özelliğini de devam ettirmektedir. Biz de kendisini rahmetle almış olalım. Evet, fütühattan bahsettik ama dediğim gibi ordular şu anda Irak'ta ve Şam bölgesinde devam ediyor. Atlar dolaşmaya devam ediyor. Tabii ki kronolojik olarak hadise anlatıldı ve aktarıldığı için biz devam eden süreci Hazreti Ömer dönemi fütuhatıyla sürdüreceğiz. Ama
fetihlere geçmeden önce adetimiz olduğu üzere o kişinin halife olması, yönetim anlayışı, siyaset anlayışı gibi hususları da öncelikle dile getirmemiz gerekiyor. Onun için bir dahaki dersimiz Hazreti Ömer'in halife seçilmesi ve yönetim anlayışı olacak. Konumuzun son kısımlarında Hazreti Ömer dönemi fütühatı başlığında kaldığımız yerden İranlılar ile mücadelede, Bizanslar ile mücadelede kaldığımız yerden inşallah 15 gün sonra nasip olursa devam edeceğiz. Evet, bugün benim sizlere aktarmak istediğim konuyla alakalı olarak bunlar. Sizlerin sorunuz olursa onları cevaplandırarak dersimizi tamamlayalım.